Kimin sabah taşı var? Büşüş, Baba Kartal desin ya. Hoş geldiniz hanım. Benim adım Baba Kartal. Arkadaşlar, Galatasaray Beşiktaş derbisini oynayacağım size. EA Sports FC 24. Artık FIFA adı değişti biliyorsunuz. 2 ay bir ara verdik. Aslında bu kadar çok bir ara veresim yoktu ama Beşiktaş'ın durumu beni çok etkiledi arkadaşlar bu süreçte. Benim esas bu videoyu çekme amacım arkadaşlar artık FIFA kariyerleri de yapasım var ya, videolar çekesim var doğrusu. Beşiktaş kariyerle başlamak istiyorum ama bana biraz yardımcı olmanız lazım. Yani çünkü en son kariyeri FIFA 17'de mi oynadım hatırlamıyorum bile. Yani çok şeyler değişti, neye dikkat etmem lazım. Öyle o tarz şeyler, misal antrenör alıyorsun, çalıştırıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Onunla da henüz çok bilgim yok. Yani yorumlar yazabilirseniz, öyle biri aranızda FIFA expert varsa, kariyer experti, ustası, lütfen bana yardımcı olun. Rebuild tarzı videolar çekebiliriz. Bir de sadece Beşiktaş değil de benim Galatasaray abonelerim var, Fenerbahçe abonelerim var. Onlara da böyle bir rebuild tarzı bir şey olabilir. Yani rebuild olması gerek yok yani, başka bir şey olabilir. Eskiden de yapıyordum benim abonelerime. Fenerbahçe serisi vardı, Galatasaray serisi vardı. Bunu görmek isterseniz yaparım yani, değişik tarz videolar. Neyse, uzatmayalım arkadaşlar, maçımıza gelelim. Şimdi Beşiktaş'ın ilk 11'i nasıl olur? Bu çok çok zor olur. Öncelikle Bailey sakat ve onun yerine Omar Colley, Amarty ikilisi diye düşünülüyor. Masuaku, Mert Günok sakatlıktan geri döndüler, yani kadro alındı. Ama %100 fit değil. Fernandez, Getson, o da sakatlıktan geri döndü. O da tam fit değil ama oynayacakmış. Salih Uçan ne yazık ki bu maça yetişemedi. Şöyle bir ilk 11 düşüncesi varmış. Hemen göstereyim. Böyle. Çünkü 3 tane yerli. O sıkıntı zaten. Mert Günok, Zaynutdinov, Tayfun Bingöl. Ya da Cenk'le başlarsa o zaman buraya Oxlade Chamberlain de gelebilir. Ama yani zor, bilmiyorum. Aslında şöyle de yapabilir. Gezal 10 numarayı alıp Rasica, Cenk Tosun kanatlarda. Aboubakar önde. Zaten bu orta sahada Aboubakar gözyaşlarını da düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani burada kim bana pas verecek? Bir Fernandes var. O da tam formda olması lazım. Bilmiyorum. Baya. Yani uzun zamandır bu derecede bir şey yoktu. Yani favori Galatasaray göründüğü bir maç yoktu herhalde. Yani hem cami olarak, hem takımı, hem kadro olarak. Her şeyde baya zirveler şu ara. Beşiktaş'ta tam tersi arkadaşlar. Neyse. Maçımıza gidelim. Ramspark'ta olacak bu maç arkadaşlar. Bu arada hastayım, kusura bakmayın, arada bir öksürsem affola. Bu maçın hakemi normalinde Halil Umut Meler olacakmış ki Erden Timur'un, yani bu tabii ki bizim başkanın açıklamasına göre öyle bir şeyler oldu. Bu arada neyse arkadaşlar, Spor Süper Lig yok, Trenton Süper Lig 9. haftası hakem bile başladı. Önce bir o konuya girmeden şöyle birkaç genel bilgi vereyim. Beşiktaş 16 puanla 4. sırada. Galatasaray 22 puan galiba. Şimdi bir dakika, Getson gidiyor. Getson Fernandez. Getson. Gönder. Rasica çok iyi, orada doktora gönderiyor. Hakikada. Eski Galatasaraylı. Buna bir şey söyleyeceğiz. Söyleyemedim, zıkkın topladı. 1-0 öne geçiriyor. Bu da zaten milli şeyde de 2 gol mu attı ya da gol katkısında mı oldu? O da bayağı formdan geri gelecek. Yani milli arayı iyi değerlendirdi. Cenk Tosun da, Zaynutdinov da. Ben ama demek istedim aslında hakem olayı oldu arkadaşlar. Ali Şansalan bu maçı ya yönetecekti. Sonra Erden Timur birkaç açıklamalarda bulundu. Ve hakem Halil Umut Meler oldu arkadaşlar. Halil Umut Meler'le Beşiktaş'ın istatistiği çok çok kötü. Çok çok kötü bir istatistiği var. Bir de hatırlayın, Sergen Yalçın da istemiyoruz demişti. Ondan sonra üst üste bu hakem bizim maçı yönetmişti. Neyse. 1-0 öne geçtik. Ramspark'ta deplasmanda arkadaşlar. Büyük bir sürpriz. Dediğim gibi Beşiktaş çok zor olacak ama bu tarz olmuştur böyle maçlar, yani favori görülmediği maçlarda galip geldi. Şimdi dikkat. Eyvah! Son anda Mert Günok çok güzel kurtardı. Dayımız arkadaşlar, dayı
Kornerde şimdi. 11 dakikadayız. Kısa oynadı Zaha. Çok güzel. Gezal kaptı. Çok büyük bir hata. Raşit Gezal şimdi gidiyor. Gezal. Gönder. Gezal üstten out atamadı ulan. Plus'a gönderdik. Daha tam hazır değilim FIFA'ya arkadaşlar bu arada da. Artık EA ne poksa. FC24 mü? Hani bu seriler başlamadan önce birkaç video çekmeliyim. Ki forma girelim. Birazdan görürsünüz defansa çok büyük sorunlar yaşıyorum. Hala Galatasaray giriyor sol taraftan. Beşiktaş'ın eski çocuğu Rozier. Onun da ilginç bir paylaşımı oldu kanalında, pardon Instagram'da. Neyse, Rozi gidiyor. Rozi orta geliyor. Rolaşota deniyor. Burası siyah olmadı. Şey resmi koymuş. Zaten Rozier'in girme tarzı biliyorsunuz. Bir ilginç. Bu Hıyar'da bir çeket almış. Üstünde 80 yazıyor yani 8-0. Biz Beşiktaşlılar biliyorsunuz orada o skorda, o sayılarda birazcık nasıl söyleyeyim? Eyvah! Dikkat! Aman! Yani 8-0'lık Liverpool şeyi hemen anısı var. Takıntılıyız o sayılara biliyorsunuz. Rozi de öyle paylaşımda bulmuş bilmeden. Umarım bilmiyordur. Dikkat! Saha! Çaktırmayın Saha. Icardi'yi bu sefer gol oldu. Evet. Ben fazla bile dayandım arkadaşlar. Mauro Icardi atıyor. Çay mı içeyim? Burada bakın. Şöyle bir kontrolü şöyle. Icardi stik tavrısı. Icardi bomboş kaldı. Ve beraberlik golü geldi. Ramsport'ta arkadaşlar. Desin. Allah Abubakar neresin oğlum? Gönder. Abuş kafa. Olmadı. Bu arada Abubakar derken arkadaşlar Abubakar ilk Galatasaray derbisi olacak. Yani deplasmanda. Bu da ilginç. Şimdi Rozi. Orta. Getson'a gelir mi? Hayır. Aman hocam. Direk dayı Ramiz dayı arkadaşlar 43 dakika neredeyse gol yiyorduk. Son aksiyon olabilir arkadaşlar. Orta geliyor. Kafayla çıkart Abubakar. Getson Fernandez. Getson ve ulan hakem Halil Umut diye bayanmış lan. Hakem dayını görüyorum. Bayan hakem maçı yönetiyor burada. Adam bir kere kalemize şut atmış, o da gol olmuş. Şimdi benim esas bu video amacım arkadaşlar size dediğim gibi böyle bir duyuru yapmak. Yani geri dönüş öncelikle tabii ki. 2 ay bir aralıktan sonra. Psikolojik bir travmadan sonra arkadaşlar. Şöyle takım olduğunu gelelim. Yani Beşiktaş kariyer videosu çekesim var. Orada bana yardımcı olmanız lazım. Onu söylemek istedim. Neyse. Böyle devam edelim. İkinci yere geçiyoruz. Son 45 dakika. Trento Süper Lig 9. haftasında arkadaşlar. Gönder. Abubakar. Çok güzel. Getson. Raşit Şah ulan Dilek. Atağımız devam edecek mi? Hayır. Umar Koli yetiş. Eyvah. Eyvah. Bu ne? Gol kararı. Tabii yani yuh. Galatasaray'da ama böyle olmaz. Gol verebilirler. Önce Şiroz. Masuaku giriyor. Rozi çıktı.
Masuaku maça dahil oldu. Ve Onur Bulut arkadaşlar. Kısa oynadı Galatasaray. Aman aman aman. Çok güzel. Onur araya giriyor. Eyvah. Büyük hata. Çaktırma. Süper. Süper süper süper. Galatasaray'ına tehlikeli geldi. Onur Bulut. Eyvah eyvah. Çaktırmayın. Ne yazık ki gol diyoruz. Kerem Aktürkoğlu atıyor. 2-1 oldu. Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Bu maç önemli değil arkadaşlar. Dediğim gibi daha biraz daha çalışmalıyım FIFA'ya. Uzun zamandır oynamadım. Ve zorlanıyorum. Bilakis defansa zorlanıyorum. Kerem de gol attı, çıkıyor. Mertens girdi. Bizde Cenk Tosun ve Oxlade-Chamberlain arkadaşlar. Hadi oğlum Ox. Eyvah. Yine tehlikeli gelecekler. Çaktırmayın. Son anda yine. Mert Günok. Oğlum adamı gene sakatlayacağız. Hakim Ziyech giriyor. Oğuz da sakat galiba Galatasaray'da. Ama tam emin değilim. Icardi son anda Mert. Eyvah eyvah. Torreira top maçında. Orta kafayla. Üç bir oldu. Ay atıyor arkadaşlar. Monsieur Demirbay. Bir de ayağın tersiyle. Daha ofansif yapalım. Neyse, en azından en güzel golümüz attık arkadaşlar. Burada büyük bir şey kaybedeceğiz. Rebic de gelsin madem. Gezal çıkıyor. Ante Rebic. Bütün transferler hayal kırıklığı arkadaşlar. Varsa bir Aboubakar var. Uzun top. Hadi oğlum Rebic. Orta. Corner. Rebic top maçında. Korner geliyor. Kalecinin kucağına gidiyor. Onları da çalışmalıyım. Duran toplar. Aboubakar. Olmadı. 90 dakika sonucu 3-1 kaybediyorum arkadaşlar. Ulan ilk FC 24 videom, FIFA videom. Uzun bir aradan sonra mağlubiyetle başlıyor arkadaşlar. Umarım gerçekte böyle olmaz. Gönlüm yani ne kadar çok ümitli olmasam da Beşiktaş'tan yana tabii ki. Bakalım. Derbilerin başka bir havası oluyor zaten. Gün adamı Paris seçildi. 3-1 kaybediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Nasıl yani kariyerle yardımcı olun daha doğrusu. Rebuild tarzı videolar başka takımlarla görmek ister misiniz? Galatasaray olabilir. Başka kulüpler de olabilir. Almanya, Bundesliga olabilir. İngiltere olabilir. Her yer olabilir. Skor tahminlerinizi yazabilirsiniz. Umarım beni unutmamışsınız arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye. Kartal selam. Davide Aşıl.